Herkese merhabalar. Daha önceki videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye, sorulara cevap vermeye gayret gösteriyorum. Ben aracı kullandığım için kullanış videosu atmıştım ilk video olarak. Bayağı izlenme oldu. Yani bana göre bayağı bir izlenme oldu. O yüzden çok mutluyum. Devamını çekeceğim inşallah. Araçla alakalı farklı sıkıntılar olduğu zaman atıyorum videoları zaten. Çözüm videolarını atıyorum. Şu an Tokat'ın yaylalarından bir tanesindeyim. En yüksek noktalardan bir tanesindeyim. Hafta içi olduğu için kimse yok. Çok sessiz sedasız muhteşem bir doğa manzarası var gördüğünüz üzere. Yaylaya geldik, çıktık. Hiçbir problem olmadı çıkarken. Aracın bir motor zaten biliyorsunuz benzinli. Şöyle kısa bir video çekeyim dedim, istedim. Araba ne yaktı, ne etti, yolda çektiğim sıkıntıları anlatayım dedim. Araç yolda gelirken Osmancık diye bir yer var. Bilen bilir, bilmeyen belki, hani Çorum'a bağlı. Rakımdan dolayı enjeksiyon beyni hata verdi. Bundan dolayı 3 tane servisle görüştüm. Bu 3 tane servis rakımdan dolayı beynin üzerinde bulunan basınç kaptörü, nasıl ki biz mesela uçağa bindiğimiz zaman kulaklarımız tıkanıyor. Aynı araçta da o şekilde basınç kaptörü varmış ve bu kronik sorunmuş Dacia Duster'da. Bununla alakalı araçları servise çağırıp güncelleme atıyorlarmış. Bu sorunun giderilmesi için. Güncelleme atılmazsa ne olur? Servisin söylediği yağ lambası yanmadığı sürece, motor lambası yanmadığı sürece bir problem olmaz dediler. Ben de anahtar, yani servis bakım anahtar işareti yandı ve enjeksiyon beynini kontrol ettirin dedi. Ben tabii korktuğum için, başıma daha önce gelmediği için, araçta garantili olduğu için, bir sıkıntı yaşamamak için direkt yol yardımı aradım. Yol yardımından gelen arkadaşlar arızayı sildiler ama 1 kilometre sonra tekrar yeniden aynı hatayı verdi. Daha sonrasında başka bir servise gittiğim zaman rakımdan dolayı olduğunu söylediler. Çok fazla vakit yoktu. Servis kapanacaktı. O yüzden 3. bir servise, Tokat merkezde bulunan Uğur Oto'ya gittim ve orada güncelleme attım. Bakalım dönüş yolculuğunda aynı hatayı verecek mi? Yoksa bu güncelleme yeterli olacak mı? Yoksa başımıza başka sıkıntılar çıkartacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bununla alakalı bir videoda atacağım zaten inşallah. Araç uzun yolda ne yaktı ne etti kullanıcılarımızdan bir tanesi. Daha doğrusu beni takip eden yorum yazanlardan bir tanesi. Aracın 8 litre, 8,5 litre LPG yaktığını söylüyordu. Ben uzun yol yaptım. Aracım şu anda 10.500 kilometrede. Tabii ki manuel olarak ölçmedim ne yaktığını ama şu anda hemen size aracın ne yaktığını göstermek istiyorum. Öyle çok basarak da kullanmadım. Hatta yol sabitleme yaparak geldim. Hani basacak basacak da yapmadım. Klima yer yer ikinci kademede açtım. Yer yer kapattım. Bakalım durum. Şu anda araç 10.500 kilometrede. Ortalama LPG 10 litre yazıyor. Takipçimden bir tanesi sağ olsun yorum yazdı. 8 litre olduğuna dair ama 8 litre yakmıyor. Araç şu anda 10 litre yakıyor. Görüyorsunuz. Benzinde de hemen benzine geçeyim şöyle. Araç benzine geçti. Benzinde çok fazla kullanmıyorum. Zaten uzun yol. Ben bunu az yaksın, maliyeti düşürsün diye almıştım zaten. 8,3 benzinde yakıyor. 10 litrede LPG'de yakıyor. Görüldüğü gibi. Yani arkadaşım bir tane 8 litre yaktırmış LPG'de ama nasıl yaptı, nasıl başardı, ne tatlılıkta kullanıyor bilemiyorum. Benim araçta mı problem var bilemiyorum ama bendeki durum bu. Ama tabii ben bunu bilgisayar ekranından söylüyorum. Manuel olarak kendim çarpıp toplamadım. Belki de onunla alakalı da bir çalışma yapacağım. Bakalım araç gerçekten 10 litre mi yakıyor diye kendim maliyet hesabı da yapacağım bir gün depoyu doldurup ona göre tekrar bir video atarım. Şu anda görünen bu. Araç 10 litre yakıyor 100 kilometrede LPG'de. Bu da yaklaşık kilometre başına 10,5 şey özür dilerim. 1 liraya 1 lira 10 kuruş arasında bir maliyet çıkartıyor. LPG'nin litresi çünkü 11 lira şu anda. Bu şekilde. Onun dışında yolda başka herhangi bir problem yaşamadım. Enjeksiyon beyninin hatasının dışında başka bir problem yaşamadım. Gayet konforlu bir şekilde geldim. Yokuş çok fazla yoktu. Şehirler arası yol olduğu için çok fazla bir yokuş olmadığı için bir problem yaşamadım.
Bütün videolarımda söylüyorum. Araba bu rakam alınabilecek sıfır araç olarak söylüyorum. Alınabilecek en güzel araba, yüksek bir araba. Görüyorsunuz yeşile de ne kadar güzel yakışmış. Bir maşallahınızı alırım inşallah. 20 yıldır çalışıyorum. Hepi topu bir tane sıfır Dacia araba alabildim. Başka bir şeyimiz yok yani açıkçası. Öyle çok durum olan birisi de değilim. Yanlış anlaşılmasın sakın. Hani hava atıyormuşum gibi düşünmeyin sakın. Başka bir şeyim yok yani. Sadece bu var. Eşimle beraber yıllardır çalışıyoruz. Alabildiğimiz bu. Başka bir şeyimiz yok yani. Bu kanalı açmamdaki amaç da otomotivle ilgili videolar atıyorum. Yardımcı olabilecek şeyleri cevaplıyorum. Yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bunlarla ilgili arabanın Dacia Duster'la alakalı sıkıntılarla alakalı veya çözümlerle alakalı videolar atmaya çalışıyorum. Bakalım durum bu şekilde. Umarım hem keyifli hem manzaralı hem açıklayıcı hani ne yakıyor ne ediyor uzun yolda nasıl çekişte bir sıkıntı var mı gibi sorularınıza da ufaktan yanıt vermiş olmuşumdur inşallah. Videoyu beğenirseniz hoşuma gider tabii seviniyor insan. Onun dışında kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Tatilde olanlar için iyi tatiller diliyorum. Çalışan arkadaşlara da bol kazançlar diliyorum.